Merhaba canlarım, merhaba arkadaşlarım. Bu gece Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. İçinizde seyretmeyen mutlaka çoktur ve belki de pek çoğunu seyretmeyecektir. Ama seyredenlerin de olacağını biliyorum. Kimsenin yolunu da kesmek istemiyorum. Kendim de maç seyredeceğim tabii. Çünkü bütün maçları seyrettiğimi söylemiştim. Benim yaşımdan sonra galiba zevk olarak futbol kalıyor. Türkiye'deki futbol, bize düşen bu. Ne yapalım, şansımız bu kadarmış. Türkiye'de yaşadığımıza göre her şeyin en iyisini bulacak halimiz yok bulduğumuzda avunacağız. Ama geleceğin dünyası çok güzel olacağı için belki futbol oyun olmaktan bile çıkacak, eğlence olmaktan çıkacak. Çok farklı şeylere takılacak geleceğin insanları eğlence olarak. Dünya çok değişiyor, çok değişecek. Morallerinizi bozuyorsunuz ya ve ben size morallerinizi bozmayın diyorum farkındasınız. Belki pek çoğunuz bunu benim bir nevi yaşam koştuğu yaptığım olarak algılayacaksınız. İnanın hiç yok. Bütün bunları bana söyleten deneyimlerim. Öyle günler yaşadım, öyle günler gördüm ki. Sade ben mi? Benim kuşağım. Benden önceki kuşak. Neler gördük? Ya bundan 400, 500, 700, 800, 1000 sene önce olanlar. Mesela 1330 ile 1350 senesi arasında dünyada, dünyada. Vebadan, kara vebadan ölen sayısı kaç biliyor musunuz? 200 milyon. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında dahi dünyada 200 milyon insan ölmedi. Yani 19. yüzyıldaki savaşlardaki gelmiş geçmiş tarihin en büyük savaşlarında bile o kadar insan ölmedi. Kara beba, Ne biliyor musunuz? Pireden geçiyor. Pire ya, pire insanı ısırıyor. İnsandan insana, insandan insana geçiyor. O kadar mı? Hayır. Pire fareyi ısırıyor. Fareler dolaşıyor bütün ta Asya kıyılarını, Afrika kıyılarını, Amerika her tarafı. Bütün dünyayı. 200 milyon öldü ya kara vebadan. 200 milyon insan öldü kara vebadan. Peki bugün kara vebade bir hastalık var mı? Hiç. O olsa bile bir kişi ölmez. Kimsenin burnu kanamaz. Hemen şırak diye çözüm bulurlar. Çözüm bulanlar da bazı sosyalist arkadaşlarımızın nedense bir türlü anlayamadığım çok kızdıkları, çok öfkelendikleri bilhassa bizim milliyetçi solcu olmadıkları halde Türkçü milliyetçilerin çok öfkelendikleri dünya ilaç sanayi. Silah sanayiyle kavgaları yok. Hayır onlara kızmıyorlar. Bütün dertleri günahları ilaç sanayi. Ya o ilaç sanayi sayesinde bugün dünyada bir tek bulaşıcı hastalık kalmadı ya. Çocuk ölümleri neredeyse sıfır değilse bile o da gelişmemiş ülkelerde çok olduğu için, az gelişmiş ülkelerde çok olduğu için neredeyse bitti. Benim güzellerim, benim güzel canlarım. İnsani gelişmişlik hep önemli diyorum ya neden önemli? Bakın size küçük bir örnek vereyim. Kara çıktığı ve 200 milyon insanın öldüğü o dönemlerde insanların yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. İlaç yok, teknoloji yok, bilgi yok, tıp gelişmemiş. Ne yapıyorlardı? Toplu ayinler ve toplu dualar yapıyorlardı. Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler, herkes Budistler. Budistler tabi kendi, onların tanrıları yok biliyorsunuz. Kendi ritüellerini yapıyorlardı. Ama diğerleri ortak tanrıya başka başka dillerden, başka başka çeşitlerde dualar yaparak insanların ölmemesi için yalvarıyorlardı. Acımadı tanrı. Hiçbirine acımadı. 200 milyon insan öldü. Günümüzde gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerin hemen hemen hepsini artık kara veba çıkmaya kalksak hiç çıkamıyor. İlaç hemen yetişir ama buna rağmen, buna rağmen az gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde insanlar hala pek çok hastalıktan dolayı ellerini Tanrı'ya açıp bizi iyileştir diye dua ediyorlar. Hala onları iyileştirecek, iyileştirecek insan tanrıların, insan tanrıların Doktorlar olduğunu farkında değiller. Neden? Çünkü onlara öyle öğretiliyor. Çünkü onlara Allah'ın verdiği canı Allah'ın alacağı, ne kadar tedbir alınır sağlansın, Allah eğer alma yazmışsa vadeyi doldurmuşsa ödeyeceğini anlatıyorlar. Onlara göre hala salgın hastalıklar kader, Tanrı gönderiyor. Neden? Cezalandırmak için. Neden cezalandırıyor? İşte geçen yıl profesörün biri söyledi. Ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanı'na itaat etmeyen dedi kafirdir. Ona itaat farzı aynıdır demek. Etmeyen kafirdir demek. Dinden çıkmıştır demek. Diyorlar. Büyüklerinize karşı gidiyorsunuz. Büyükleri dedi ulul emir. Yani amirlerine, memurlarına, müdürlerine, başkanlara, cumhurbaşkanlarına itaat etmiyorlar. Ve dünyada bizde de bizde 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 halen gidin tarikatlarda göreceksiniz. Dualarla iyileştiriliyormuş insanlar sözde. Ama ne yapabilirsiniz? Benim inançlara hiçbir şey dediğim yok. İnanç güzel bir şey. Dini ritüeller de güzel bir şey. Ama hasta bir insanın bugün günümüz dünyasında tıp teknolojisini bu kadar inan geliştiği bir dünyada halen şifayı Tanrı'dan beklemesi çok kötü. Cinlere karıştı diyorlar. Vallahi bilmiyorum ama depresyon içenler, depresan ilacı, depresan ilacı içenler, depresyon ilacı içenler hiç de işte o cinlere karışmıyorlar. İçin demiyorum ama yani depresyon da bugün adı depresyon dediğimiz hastalık eskiden cin diyorlardı, şeytana karıştı falan diyorlardı. Ama bunları niçin anlatıyorum biliyor musunuz hepsini bütün bunların? Günümüzdeki gelişmeler, Bugün ne kadar acı çekerseniz çekin. Bugün ne kadar iktisadi sıkıntılarımız olursa olsun. Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin. Bu sıkıntıları daha bir müddet tabii ki yaşayacağız. Ama geçecek bu sıkıntılar. Bugünkü hükümeti neden eleştiriyorum? Bugünkü hükümet kendisinden daha önce yaşandığı halde bu kriz haberciliklerini yaşadıkları halde halen tedbir almadıkları için, erteledikleri için eleştiriyorum. Gemi su almaya devam ediyor. Onlar bir taraftan suyu boşaltıyorlar. Gemiyi şimdilik yüzdürüyorlar. Belli ki Aralık sonuna kadar enflasyon oranlarını tutturmaya çalışacaklar ama Merkez Bankası başkan açıkladı. %24, %23,5 yıllık enflasyon. 2018 enflasyonu. Ondan sonra da seçimlere kadar ne yapacaklar bilmiyorum. Bütün bunları söyleme nedenim şu. O zorlukları yaşayacağımızı bilin. Bakın Amerika Birleşik Devletleri İran'a ambargo koyuyor ya. Sözüm ona bizi de muaf tutacak. Güzel. Ama ne güzel he. Aman sakın onu yaptın, bunu yaptın, bransanı verdin. Kimi verirse versin. Bıraksın gitsin Allah'ın papazı. Amerika bunu yaparsa güzel bir şey. Eğer bizimkiler bunu bir pazarlık sonucu elde daha da güzel. Ama bunu sormadan edemeyiz. Neden? Neden 13 Ağustos'ta bransını tahliye etmediniz de o 7-24'ü yaşadınız? Bakın bugün sevgili bir arkadaşım hatırlatmış. 1992'de İngiltere olağanüstü bir, bir kriz yaşadı. Neden kriz yaşadı İngiltere o zaman? Avrupa Birliği parasındaydı. Çıkmak istemedi. Soros bir yüklendi İngiltere'ye. 10 milyar dolarlık pound satınca pound başladı şakır şakır gitmeye. 2.95 Mart'tı. aklımda kaldı kaderle. Bir pound. İngiltere direndi. Avrupa para birliğinden çıkmadı. Direndi ne yaptı? O da elindeki markları satmaya başladı. Döviz rezervlerini boşalttı, boşalttı, boşalttı. Ama sonunda hem faizleri yükseltti, hem döviz boşalttı, Merkez Bankası boşalttı. Sonunda devalüasyon yaptı. İngiltere ilk baştan, en baştan, daha en baştan eremeden çıkıp parasını devalüe etseydi faize bile gerek kalmayacaktı. Faiz arttırma bile gerek kalmayacaktı. Türkiye Cumhuriyeti hata aynı şeyi yapıyor. Tansuçiler aynı hata yaptı. Ecevit Mesut Yılmaz Bahçeli aynı hata yaptı. Mesut, e, Erdoğan onların yaptığı hatayı katmerlisini yapıyor şu anda. Ve çok büyük belalara götürüyor Türkiye'yi. Şu anda süt liman gibi görünüyoruz. Dolar 5.42 diyoruz. Bir dakika. Bunlar, bunlar iyi günler. Bunlar hani dediği en kötü günler geride kaldı. Hayır. En iyi günlerimizi yaşıyoruz şu günlerde. Takmayın kafayı. Bırakın. Ne güzel yaşayalım. Aralık sonuna kadar zannediyorum bu böyle gidecek. Gitsin de ama siz kendinizi en kötüye hazırlayın. O zaman sakın ola moralinizi bozmayın. Dünya salgın hastalıklardan 20 sene içinde 200 milyon canını kaybetmişti. Hiç olmazsa biz canlarımızı kaybetmiyoruz. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında 175 milyon insan ölmüştü. İnanın biz öyle savaşlar görmeyeceğiz. Öyle savaşlar bitti artık. Bakmayın siz Türkiye ona gidiyormuş buna gidiyormuş da, saldıracakmış da maldıracakmış da. Bizim bölgemizde uluslararası savaş olmaz. Terör de bitecek. Çok yakında bakın. Bunu size bütün samimiyetimle söylüyorum. Ne terör bu finansmanı karşılayabilir ne Türkiye bu terörle mücadelede bu silahlı çatışmalara dayanabilir. İki tarafta da bunda dayanamaz. Onun için terör bitecek, savaşlar bitecek, salgın hastalıklar zaten bitti, tıp gelişiyor, tıp çok ilerleyecek, daha da çok ilerleyecek. Hastalıklarımızı yattığımız yerde uzaktan doktor kumandasıyla atlatacağız, iyileşeceğiz. Bütün bunlar olacak. Bakın ben benim için bile söylüyorum sizler ise o oh, 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 gençler. Harika yaşayacaksınız. Harika. Canlarım benim. Bu saat 8'de yayınlanacak. Hepinizi öperim.